Sevgili izleyiciler, eğer yazar ve şair denilince aklınıza 40 yaş, 50 yaş üstü birileri geliyorsa yanılıyorsunuz. Çünkü karşımızda genç yazar ve şairlerimizden Fahlül Terzioğlu var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Atmosferi beğeniyor musunuz? Bursalıların fuara olan ilgisinden memnun kaldınız mı? Atmosferi beğeniyorum. Gelirken de otobüslerin tıklım tıklım olduğunu gördüm. İnsanların fuarlara olan ilgisi gün geçtikçe, her sene düzenlenen bir fuar olduğu için her sene arttığını görüyorum. Birçok insanımız kitap okuyor. Aslında Türkiye'mizde şu var, insanlarımız kitap okumadığını söylüyorlar. Aslında benim bakış açımdan yanılıyorlar. Çünkü bir yazar olarak fuarların nasıl geçtiğini bizzat şahit oluyorum kendim. Yani bu kitap okumuyor dediklerinde biraz ben geri çekiliyorum. Çünkü birebir yazar olarak insanları gördüğüm için fuarların ne kadar güzel geçtiğini, daha sosyal, aktif geçtiğini bizzat kendim şahit olduğum için bu konudan biraz daha kendimi uzak tutuyorum. Şimdi Fahlül Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Fahlül Terzioğlu kimdir? Fahlül Terzioğlu Kafkas göçmenidir, Ağızka Türküdür. 97 senesinde Azerbaycan'dan Bursa'ya gelen bir çocuktur Fahlül Terzioğlu. İlk öğretimini Bursa'da okumuş, lisesini Gürsu ilçesinde bitirmiş ve şu an Afyon Türkçe öğretmenliği öğrencisidir kendisi. Çok güzel. Peki ilk yazı yazmaya ne zaman karar verdin? İlk yazı yazmaya işin açıkçası şöyle başladı. Ben edebiyat hocalarımı, Türkçe öğretmenlerimi hep seviyordum. Diğer öğretmenlere göre daha yakın geliyorlardı bana. İçimde hep bir inanç diyelim. Hep bir şey vardı böyle. Bir istek, bir arzu hep vardı. Peşinden koşturuyordum, takip ediyordum. Türkiye'de binlerce yarışma var. Şiir yarışması, öykü yarışması, roman yarışması. Bunları takip ediyordum hep. Hep bu yarışmalara hep gönderiler yolluyordum. Yazılar yazıyordum. Şu içimdeki o inancı biraz daha orada yakalamaya çalışıyordum. İşte bazı yerlerden teşekkür belgesi, mansiyon ödülleri geldiğinde biraz daha kendimi dik tutmaya çalıştım. Biraz daha kendime güvenim arttı. Ondan sonra kendi ilçemde öğretmenlerimin sayesinde de bir yarışmaya katıldım. Kendi ilçemde ikinci olduktan sonra daha çok yarışmalardan çekilip kitap bastırmaya, daha çok yazmaya, yazarları yakından tanımaya daha çok inancım arttı. Çok güzel. Peki şu anda kaç yaşındasın? Şu anda 23 yaşındayım. Çok gençsin değil mi? Yani bayağı çok genç yaşta yazar oldun. İlk kitabını kaç yaşındayken yazmaya başladın? İlk kitabımı 22 yaşındayken yazmaya başladım. Bilim kurgu tarzında ilk kitabımı yazdım. Çünkü hangisiydi bu? Gizemli Sır. Gizemli Sır kitabım bilim kurgu kitabıdır. Gençleri daha çok sevdiğim için genç toplumu okuyacaklarına inandıklarım için ilk onlar için bir şeyler yapmak istedim. Ve yazarları ve fuarları takip ettiğim için nasıl bir kitap çıkarsam faydalı olur onu düşündüm. Ve okunacak bir kitap çıkarmak lazım. Çünkü bu kitabın biliyorsunuz ağaçtan yapılıyor kitaplarımız. Yani yazılan bilgiler yalan yanlış veya yararlı olmadığı sürece yazılan kitapların bir anlamı yoktur benim için. Onun için yararlı bir kitap çıkarmaya çalıştım. Çocukların okuyacağı bir kitap çıkarmaya çalıştım. Hem de kendi dünyalarında daha çok düşünsünler, daha çok düşünmeye açık olsunlar. Televizyonlardan, telefonlardan uzak dursunlar. Onlar için daha yararlı olacaktır. Bunun için yazdım. İlk çocuklar için dedim, sonra büyükler için. Ve ikinci kitabımdan sonra büyükler için bir kitap çıkardım. Biraz ondan bahsedelim, Umuda Yolculuk'tan. Tabii. Umuda Yolculuk, Bursa, İstanbul ve Londra'da geçen bir kitaptır. Hayal gücü çok az miktarda vardır. Gerçekçi bir kitaptır. Bir arkadaşım bana yetimhanede yaşamış hayatını anlatmıştı. Oradan etkilendim. Biraz da hayal gücümü ortaya koydum. Ondan sonra her yazarın kendi olan bir dünyası vardır. Biraz da kendi dünyamdan
gerçek olan şeyleri kattım içerisine. Güzel bir kitap çıktı. İşte yetimhanede yaşayan bir çocuğun hayat mücadelesini anlatıyor. Ve hayata olan bağımlılığı, hayata olan inancıyla tutunarak bir yerlere gelmenin başarılı olacağına, gelebileceğine inanan bir çocuk var içerisinde. Ana karakter böyledir. İşte bazı sorunları geçerek, bazı aşamaları atlatarak yazarı, ana karakteri İstanbul'dan Londra'ya, en sonunda Bursa'ya yazar olarak getirmeyi başardım. Bu benim için biraz zor oldu. Çünkü araştırmak gerekiyordu. Londra'dan bahsederken sadece Londra'ya gittim veya Londra'yı gezdim demek de olmazdı. Daha çok araştırmaya yönelik, biraz Londra'nın tarihinin büyük bir bölümünü anlatan bir kitap. Büyük yerlerini. İzleyicilerimize. Yeni bir kitap. Umuda Yolculuk. Çiçeği Burnu'nda kitabımız. Bu kitabı altyapısı daha çok eskiden atılmış bir kitaptı ama nasip 3. kitap edasında çıktı. Altyapısı bayağı eskiden beri yazılmıştı. Çünkü ilk kitap yazmaya başladığımda bilgisayarda değil de elimde kendim yazıyordum. Ve kendim yazdığım kara kalemle yazdığım karalamaya başladım. Kitabım 3. kitap olarak çıktı. Üstüne çok gecemi gündüzümü kattığım bir kitap. Küçük Prens diye bir kitap vardı, bilirsiniz. İncedir ama bütün insanlar onu okur, çok değerli bir kitaptır. Hepsinden daha çok biraz daha farklı bir şekilde hepsinden ayrı bir yeri var yani içinizde. Peki kitaplarınıza başka yazarların, şairlerin ne destekleri var? Mesela Uğur Arslan sizin için güzel bir yazı yazmış. Gazeteci yazar yine Ali Bektan var. Evet. Bu nasıl bir duygu, nasıl bir bağlantı kurdunuz onlarla? Bu nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu aslında, yazarların, genç yazarlara destek olması her zaman istediğim bir şeydir. Sadece bana değil, birçok genç yazarlara destek olunmasından yanayım ben. Bu yazarlarla tanışmam tabii ki fuarlarda oldu. İlk önce normal vatandaş gibi kitap alıyordum, kitap okuyordum, yazarlarla tanışmaya çalışıyordum. Ve tanıştıktan sonra, ki ben de bir şeyler yazabilirim, onun kanaatine vardıktan sonra yazarlarla daha çok sıcak temas kurmaya çalıştım. Kendimi tanıttım. Ne yapmak istediğimi, ne yapabilirim. Yazdıklarımın ne kadar faydalı, ne kadar faydasız olacağını tartıştım, konuştum. Sağ olsunlar dinlediler. Beni anlamaya çalıştılar. İlk önce şey dediler, çok kitap okumasın ki yazdığın kitap da farklı bir kitap olsun. Bütün yazarlarımız bunu tavsiye ediyor genç yazarlara. Çok kitap okumalısınız ki yazdığınız da farklı olsun. Biz de buradan belki yazarlığa heves eden, yazma çabasında olan gençlere bu sözü kulaklarına küpe olsun diye söyleyelim. Bir de gazeteci yazar Ali Bektan çok güzel bir söz söylemiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ufku görmek yeterli değildir. Önemli olan ufkun ötesini görmektir. Fahlül de bu söze destek veriyor demiş. Peki sen de bunlar, bu tarz yazarlar ne gördüler de bunları yazdılar? Bilim kurgu yazarları daha çok, yani bilim kurgu hayal dünyası geniş mi oluyor? Yazarları daha çok hem bilinçleri geniş oluyor hem de araştırmacı yazar oldukları için daha geniş bakış açıları olabiliyor. Bu kitabın hazırlık süresi ne kadar oldu? Ne kadar sürede çıktı? Bu kitap bir yıla aşkın bir hazırlığı oldu. Matbaaya gidip basılmasından bir 4-5 ay sonra da kitap çıktı. Biz yeni başladığınız bu yolda size başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yakında da 4. kitabım çıkacak nasip olursa. Çok güzel. Biraz ondan bahsedelim. Tabii. 4. kitabım bir aşk kitabıdır. Gerçekçi yaşanmış bir aşk kitabının aşk kitabıdır ve aşkın sonuçlarını anlatıyor. Aşkın sonuçlarını anlatıyor. Evet, aşkın, sevgiliye duyulan aşkın ne kadar çok yararı veya ne kadar çok zararı var, ondan bahsediyor. Birebir yaşanmış bir aşk hikayesidir. Peki sizden bir çıkıldı yola. Kimden çıkıldı? Tabii yazarın kendi duygularını döktüğü bir kitap vardır. Bu da benim kendi duygularımı birebir döktüğüm bir kitap. Hiç, ne zaman çıkacak kitap? Sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Bir yayın eviyle görüşmek üzerindeyiz. Nasip olursa oradan çıkarsa eğer, bütün Türkiye'nin tanıyabileceği bir yayın evi kendileri. Tanınmış bir yayın evi. Kitabımız oradan nasip olursa, oradan çıkarsa büyük bir başarı getireceğine inanıyorum.
gençliğe yönelik bir aşk kitabı. İçerisinde aforizmalar var, güzel sözler var, güzel anılar var, şiirler de var içerisinde. Ve kitap iki bölümden oluşuyor. İlk sevgiliye duyulan aşkın sonuçları ve sonrasında da anneye duyulan aşkın sonuçları iki bölümde oluşuyor. Ve ikinci bölüm başlarken şöyle diyor: sevgiliye duyulan aşk ömür kısaltır, anneye duyulan aşk ömür uzatır. Kitap böyle ikiye bölünüyor ve iki gençlerin aşka, sevgiliye olan aşka yönelmelerinde biraz daha düşünmeleri ama anneye olan aşklarının her zaman ön planda olmalarını kanıtlayan bir kitap.